Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık sömestr başlıyor. Sömestr başladı daha doğrusu. Bu tatili nasıl güzel değerlendiririz, neler yapabiliriz? Bunları Özlem hocamızla konuşacağız. Evet hocam, 11. sınıflar yani önümüzdeki müstakbel üniversite hazırlık öğrencileri, bunları söyleyelim. Önümüzdeki sene bunlar sınava girecekler. Ne tavsiye edersiniz bu tatilde? Hocam öncelikle bu tatil 11. sınıflar için gerçekten çok verimli geçirilmesi gereken bir tatil. Aksi takdirde yazın bir ihtimal bu pandemi falan kalkarsa o yaşayacakları tatlış, tatilli, dolu dolu, dolu dizgin tatili ders çalışmakla daha fazla geçirmek. Ben bu açıdan ilk defa bakıyorum. Çok doğru. Eğer şimdi çalışmazlarsa yazın tam huzur. Huzur erdik. Nerede huzur erdi? Yavrum sınav var. Evet. Çok doğru. Onun dışında yani tabii ki bu direkt videoya aman çalışın işte yaza yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden bu tatil sırf çalışın anlamına gelmesin. Hı-hı. Mutlaka dinlenmeniz de lazım. Zaten dinlenmeyi yaşamadan çalıştığınızdan verim almanız da çok mümkün değil. Şimdi mesela 9'larda 10. sınıflarda şeyden çok söz ederiz. İşte daha fazla spor yapın, daha fazla sosyal aktivite yapın, daha fazla sosyalleşin, eğlenin vesaire vesaire. Daha fazla hobiniz olsun. 11'ler için de 12'ler için de aynısını söylüyorum. Yine sizin kafanızı oyalayan, bunaldığınızda kendinizi kaçmanızı sağlayan bir etkinliğiniz olsun ve bu mümkünse vücudunuzu hareket ettirdiğiniz bir şey olsun. Yani benim hobim dizi izlemek, açıyorum işte bir tane şeyden, internetten buluyorum bir dizi. Böyle motive oluyorum değil. Yani zaten bir de online çalışıyorsunuz. Bir de diziyle hani dinleneyim. Gidin dizileri yaşayın yani, değil mi? Evet. Yani tabii diyecekler ki altına yorumda. Ben de yazacağım hocam. Hocam nereye yaşayacağım dizi? Dışarı çıkamıyoruz. Doğru. Çok haklısınız. Şimdi en büyük duyulan cümle mesela şey. Çok yalnızım. İşte dışarı çıkamıyorum. Kimse de yok. Etrafta buluşabileceğim kimse de yok. Bu tatil ne biçim tatil? Bu tatil var ya tam senlik bir tatil. Git otur deli gibi çalış ki yazın bir ihtimal pandemi mandemi biter. Aşı maşı bulunur. Git tatile. Tam. Ya hocam, aşı bulundu zaten de. Yani aşı iyicene yayıldı öyle diyelim. Aynen, ben birazdan geriden gidiyorum. Bize hocam, gelmedi 2020'de hocam. Değil miydik? Bize daha tatil gelmedi. Şey aşı gelmedi. Doğru. Doğru. Neyse hocam, şimdi 11'ler için, 11. sınıflar için en önemli şey bu süreçte 9, 10 ve 11'in konuları yeterince birikti. Şimdi siz matematikçisiniz, sizin alanda şöyle bir avantaj var. Adam zaten birikmiş konusu varsa şu anda zorlanıyor. Evet. Ama edebiyat için, tarih için bu durum söz konusu değil. Çok onlarda yani bazı konular için evet, yani 1. Dünya Savaşı'nı bilmeden sebep sonucunu, 2. Dünya Savaşı'nı algılamak daha ezber gerektiren bir şey olur ve kalıcı bilgi olmaz. Ama matematik gibi, fen gibi sayısal alanlarda kümülatif ilerlersin. Yani birikerek ilerler. Fonksiyonu bilmeyen adam türev integral yapamaz. Hı-hı. Şimdi sizin konunuz değil galiba türev integral. Polinom yapamaz diyelim. Polinom yapamazlar. En sevdiğim konu da fonksiyonlar. Hep ondan örnek veriyorum. Neyse, bu çocuklar için ya yani 11. sınıf için en güzel şey öncelikle o eksik olan konularınızı mutlaka algılamak. Burada bir devreye girmek istiyorum izin verirseniz. Eksik olan konu var derken ben sanırım 11. sınıfın eksik konularından ziyade 9'da ve 10'da üniversite imtihanında temel oluşturan konu var. Varsa onları kapatmayı kastediyoruz değil mi? Mesela evet. Atıyorum üniversite imtihanında 9 ve 10. sınıf konuları ağırlık olarak TYT'de gelir. Yani ilk sınavda şu andaki sistemde. Şimdi TYT'de bu sorular geliyor ama ben 10. sınıfın 2. döneminde çalışmaya başladım. O zaman da işte ne vardı? Şu konular vardı. Çok fazla, hatta biraz geometriydi onlar. Ben matematik kısmını çok hatırlamıyorum ama seneye çalışacağım. Hayır. Onları şimdiden hallet işte. Tam da zamanı. Ve şu bir gerçek. Öğrenci şöyle düşünüyor. Ya ben fonksiyonları okulda bir ayda gördük. Nasıl bir haftada tamam gibi. Arkadaşlar tamamlayabilirsin. Bir ayda okulda neden gördün? Diğer dersler vardı. Şu vardı, bu vardı. Tamam, şimdi diğer dersler var ama karşında videolar var senin kardeşim. Fonksiyonlar dediğin şeyi 4 videoya sığdırmışız. Hani detaylı olarak her şeyi ile anlatmışız. Şimdi hocam. Bir de bilinen bir bilgiyi çağırıyor hocam. Evet, aynen öyle. Yani o yüzden öyle, sıfırdan öyle. Öğrenmiş değil. Çok doğru. Ben şeyi hocam çok seviyorum. Üniversite sınavına çalışırken de ben de inek bir öğrenciydim. Çok severim bütün inek öğrencileri. Neyse, soru bankaları benim için inanılmaz güzeldi. Çünkü soru bankasında mesela matematikte fonksiyonlar konusuyla ilgili soru bankasına girdiğim zaman yine fonksiyon dedim. İlk önce en basitinden başlıyor, ilk 5 soruda falan. 5'ten sonra beni zorlamasının sebebi fonksiyon diyor ama içine atıyorum işte trigonometri de katıyor. Ondan sonra yok efendime söyleyeyim olasılık katıyor. İşte bir sonraki soruda işte farklı olan şeylerden, konulardan kazanımları ekliyor birbirine. Evet. Ben orada anlıyorum. Ha, demek ki ben bu konuda eksiğim. Yani trigonometri çözüyorum soru bankasında. Oo çok güzel. 1. soru, 2. soru mis gibi gitti.
Beşinci soruda takıldım. Çünkü neden? Trigonometrinin içerisinde bana ikinci dereceden fonksiyon yapmış ve ben ikinci dereceden fonksiyonda zayıfım. Bu yüzden çözemediğimi anlayıp buradan konu anlatımına başlıyorum. O zaman mesela çözüm söyleyelim çocuklara. Bir kere bu 15 tatil bir kere yatmak, dinlenmek değildir. Onu söyleyelim. Bu zamanı verimli geçirmek gerekiyor. Bu çocuklar her gün bana göre 11. sınıf var hocam. 4-5 saatlerini minimum ders çalışarak geçirmediler. Evet. Açık ve net söylüyorum. Eksik kapatacak varsa. Ha, benim eksiğim yok. Ben bu zamana kadar çok iyi taşıdım diyorsan eğer istediğin kadar ders çalış. Soru yani çözsünler hocam. Soru çöz. Yani bu biraz daha sana çözsün. Bağlı. Evet. Ama eğer 9-10'dan eksikleriniz varsa günde 4-5 saat tüm derslerden toplamda çalışması gerekiyor. Ne yapacak? Eksiklerini belirleyeceksin ilk önce. Az çok bilirsin de arkadaşım bunu. Yani gidip de bir test olayım, testten göreyim demek değildir her şey. Az çok eksiklerini bilirsin. Bakarsın kitabın kapağına. Hangisi konu var vardı 9. sınıfta? Şu. Üstü sayılar mı? Açacaksın videolardan üstü sayıları. 1,5 saatte halledebileceğin bir konu. Ondan sonra sorularını çözeceksin, bitireceksin. Ertesi gün köklü sayılar, ertesi gün problemler. Doğru, biraz zor olacak ama önümüzdeki ise diyoruz ya, hocamız çok güzel söylediniz. Yazın. Güzel dinlenebilmen için, huzurlu bir kafayla dinlenebilmen için bunları şimdiden yapman lazım. Aksi takdirde yaza büyük bir yükümlülük getirecek. O zaman planlı bir düzenli bir uyku diyoruz bu dönemde. Hafif vücut egzersizleri dediniz. Ben de 4-5 saatlik bir çalışmanın uygun olacağını düşünüyorum. Var mı buna ekleyeceğimiz bir şey? Var hocam. Aslında şöyle de bir şey var. Mesela bazı çocuklar bazı konularda çok zorlanıyor. Mesela benim matematiğim çok iyi, fenim çok iyi, sayısal alanda çok başarılıyım ama edebiyatta bayağı tökezliyorum, bayağı zorluyorum, boşlamışım da falan. Belki bu tip arkadaşlar mesela bir saatini sayısal alana harcıyorsa geri kalan 3-4 saatini sözellere harcayıp bu süreci, çünkü diğer zamanlarda eşit çalışmak lazım, hı-hı, ya, bu süreci eksik olanı yoğunlaştırarak çalışmak da güzel bir strateji. Dengeyi olabilir. Getirmeli ki bundan sonra, evet, düzenli gidebilsin. Aynen öyle. Bu da, hı, bir strateji olabilir. Onun dışında ben şeyi tavsiye ederim. Mesela o kadar çalışacağım edeceğim bilmem ne. Ne anladım ben bu tatilden? Bunu yaşamak yerine mesela şey de olur. Bir gününü, yani, hı-hı, o 15 günün bir gününü gerçekten hiçbir şey yapmadan, tamam, geçir, kendine ödül ver. Ama bence bunu tam ortada bir yerde ver. Hı-hı. Yani işte bu pazartesi gününe kadar ya da son böyle belki de sonunda ver en temizi. Bütün sömestri deli gibi çalışıp o son gün bir günlük hiçbir derse bakmadığın, tatil, tamamen kendine tatil geçirdiğin, asla kitap, video, hiçbir şey açmadığın o günü arzulayarak hak et onu son güne kadar. O son gün huzurla o dinlenmeyi yap ki bir sonraki günü hem dersine hem testine hem okulun programına çatır çatır başlayabilmiş, motive olabilmiş olursun. Bir de hocam şey de var. Normalde dersleri yok. Online dersleri yok. Hı. İşte sabah kalktım, derse girdim, bilmem ne, rutini yok. Çünkü bu rutin akşamında ödev yap ve başka şeyleri de hazırlanı gerektiriyordu. Çok güzel bir zaman ki okul yok. O saatte yapmanız gereken çalışmaları, hı-hı, ve hazırlıkları yapıp okul saati bittiğinde, tırnak içinde, o olmayan okul saati bittiğinde bırak dinlen, ailenle de vakit geçirmiş ol, hobinle de vakit geçirmiş ol, bilmem ne. Ona da zamanın kalır, hı-hı, yani. Böyle bir şey, strateji güzel olabilir. Burada şunu da eklemek istiyorum. Dinlenmesini söylediniz ya, bir gün dinlen, akşamları dinlen gerekirse. Burada dinlenmenin de çok kaliteli geçirilmesi lazım. Evet. Kulaklığını taktın, işte can 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 müzik dinleyerek birkaç saat dinlenemezsin. Bu zihin yorgunluğu oluşturur. Doğru, ders noktasında farklı ancak, evet, zihin yorgunluğu oluşturacak. Dinlenmenin kaliteli olması, bitkinin ekildiği toprağın verimli olması bununla paraleldir arkadaşlar. Eğer kaliteli bir dinlenme yapmazsanız bir sonraki sezona iyi bir başlangıç yapamazsınız. Yani ertesi gün ders çalışacaksın ama zihin hala yorgun. O zaman siz de sanırım benim gibi düşünüyorsunuz. Saatlik bir programa çok yanaşmıyorum ben. Böyle bir ben şey de olmaz diyorum. Düzenli bir uyku. 10.30, 11, 11.30, tamam, bu saatlerde uyunur. Sabah 8 gibi kalkılır çünkü uyku alınmıştır. Ama bu çocukların düşmanı ne? Sosyal medya. Hı. Gece 1'e 2'ye kadar Instagram'da şurada burada gezerseniz, ne bileyim işte, ondan sonra sürekli telefonda elinizde WhatsApp'ta arkadaşlarınızla sohbet ederseniz büyük bir yıkım olacaktır. Açık ve net söylüyorum. O yüzden çocuklarımın ikisine de kullanmalarına izin vermiyorum şu anda. Küçük biraz talep ediyor. Kullanmak istiyor. Hocam bana istiyorum. Da izin vermeyin. Ben izin benim elimden vermiyorum. De alın ne olur. Bu üniversite imtihanına kadar lütfen buna çok fazla mail etmeyin diyorum ve burada tamamlıyorum. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şeyler? Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.